101 numaralı soruda arkadaşlar bir fog fonksiyonunun grafiğini vermişler. Fonksiyonun işte g fonksiyonuna ilgili bir şeyler istiyorlar. Şimdi biz fonksiyonumuza bakarsak tepe noktasının koordinatlarını arkadaşlar görmüş oluyoruz. Nedir? 1 virgül eksi 2. Bir de geçtiği bir nokta var orada arkadaşlar. 0'a eksi 1. O zaman tepe noktasının koordinatları verilen bir parabolün denklemini yazmaya çalışalım. Yani y eşittir arkadaşlar a çarpı x eksi r'nin karesi artı k idi hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla ben bir yerlerine bunları yazayım. A çarpı arkadaşlar x artı 1'in pardon eksi 1'in olacak orası. X eksi 1'in karesi ve ondan sonra eksi 2 şeklinde bu r virgül k'yı yerleştirdim. Şimdi 0 virgül eksi 1'i yerine yazarsanız sevgili arkadaşlar eksi 1 eşittir. Siz 0'ı yerine yazdığınız zaman arkadaşlar burası 1 gelecek. Bir de eksi 2 gelmiş olacak. Yani buradan a sayısını bulmuş oluyorsunuz artı 1 olarak. Biz renk başka bir renge geçelim. O zaman yukarıdaki fonksiyon aslında grafiğini yazdığım fonksiyon, formülü olan fonksiyon fog'un grafiğiydi. O zaman fog'u tekrar yazıyorum. A yerine 1 yazarsanız fog'un denklemi x eksi 1'in karesi eksi 2 olur. Sizler bunları açarken f'te gx şeklinde yazacaksınız. Arkadaşlar sizde gx zaten elinizde yok ama fx elinizde var. Fx derken formülünü x eksi 1 olarak veriyor. Yani f'de x gördüğünüz yere ne yazarsanız sağ tarafında da x eksi 1'de de aynısını yazacaksınız. O zaman ben f'de gx'i yazdırıyorum. F'de x gördüğüm yerlere gx yazarsam sonucum gx eksi 1 eşittir. X eksi 1'in karesi eksi 2 şeklinde gelir. Sizler düzeltin burayı. Ondan sonra 3 yazın istiyoruz. Şöyle olmuş olur. Bir de g'de 3'ü yerine yazarsak arkadaşlar 3 yazdığınız zaman buradan 4 eksi 1'den cevabınız 3 olarak sonuçlanmış olacak diyoruz. Evet, bir başka soruya hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar bir tane dikdörtgen vermiş. Taralı bölgenin alanını soruyor bizden. OC uzunluğunu da 3 olarak vermiş. Bunu şekil üzerinden çözmeye çalışayım. Şimdi her zaman şunu söylemişizdir. Parabollerde arkadaşlar içerisine yerleştirdiğiniz herhangi bir dikdörtgen bölge varsa dikdörtgen bölgelerde sağlı sollu bölgeler daima simetrik olacağından dolayı çözümlerde size çok fazlasıyla yardımcı olur bu bilgiler. Nasıl yardımcı olur? Şöyle, şu birim uzunluk bir birimdir. Şu uzunluğunda bir birim olmasını bekleriz. Dolayısıyla şuradaki koordinatlarını ben hemen tespit ettim. Bakın bu eğer sıfırsa x'leri bunun da 4 olması lazım x'lerinin. Çünkü neden? Arkadaşlar 5'ten 4 bir birimdir. 0'dan eksi 1 de bir birimdir. O zaman ben sorumu çözmüş oldum. Bu aradaki uzaklığı da 4 olarak bulmuş oldum. Şurasını zaten 3 kendisi vermişti. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarını tespit etmiş olduk. Kısa kenar ve uzun kenar bilindikten sonra artık alanını bulmak çok daha basitleşti. Yani 12 birim kare şeklinde bu dikdörtgenin alanını bulmuş olursunuz. Evet, 103 numaralı soruya hemen bir bakalım. Sevgili arkadaşlar burada yine bir kareden bahsediyor. Yine aynı mantıkla devam edeceğim. Şekil üzerinden devam edeceğim. Söylemiştim, tekrar ediyorum. Bir parabol yerleştirirseniz sizler dikdörtgen veya kare yerleştirirseniz bir parabolün içerisine tam ortasından eşit mesafede ayrılmak zorunda. Şu aradaki mesafeler de kendi açısından birbirlerine eşit olmak zorunda. O zaman simetrik olarak ayrıldığına göre ben hemen şu bilgilerle devam edeyim. Mesela buna x diyeyim, buna da x dersem kare olduğundan dolayı şuranın 2x olması gerektiğini görüyorum. O zaman kesişme noktaları bizim için çok değerliydi. Birinci bölgedeki bu noktanın apsisi 2x ve x ve ordinatı 2x'tir.
bu nokta nerede? Bu nokta parabolün üzerinde. O zaman sağlaması gerekiyor. Yerine yazacaksınız sevgili arkadaşlar. Yerine yazdığınız zaman 2x eşittir. Buradan 8 yazdınız. Burada da zaten x gördüğünüz yere x yazarsanız olay bitiyor. O zaman x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 denkleminin çözümlerine bakıyoruz. 1 artı 4 gelecektir. 1 eksi 2 gelecektir. Buradan çarpanları ayırdığınız zaten gördüğünüz şekilde köklerimizin bir tanesi 2 gelecek. Bir tanesi de eksi 4 gelecektir arkadaşlar. Biz peki x'i hangisi olarak alacağız? Şimdi bunun da 2 olduğu belli ama bunun da bir yöntemini söyleyeceğim sizlere. Şimdi sevgili arkadaşlar y'ye 0 yazdığımızda 0 eşittir 8 eksi x kareden sizin x kare dediğiniz şeyin 8 olduğunu aynı zamanda aslında bunların artılı eksili kök 8 olabileceğini bulmuş oluyoruz. Bu ne demektir? İşte oraları çiziyorum sizlere. Köklerimiz bunlardı arkadaşlar. Şu uzunluk kök 8, bu uzunluk eksi kök 8'dir. O zaman sizin şu x dediğiniz şey kesinlikle kök 8'den küçük olmak zorundadır. O zaman x'lerimiz tabii ki baktığımda 2 olabilir. Asla eksi 4 falan tarzında şeyler zaten olamazlar. Bunu buradan hemen görmüş oluyorsunuz. Yani x uzunluğu kök 8'den küçük olacak. X uzunluğu eğer 4 olmuş olsa da olmuyor zaten. Onu demeye çalışıyorum. Evet, bunu yazmasak da artık oluyor orada. Devam edelim arkadaşlar. Sizler ne istiyorsunuz? O zaman alanımı istiyorsanız, karenin alanını. Karenin bir kenarını siz kaç buldunuz? Bakıyorum 2x. X'i de 2 bulduğunuza göre, bu olmayacağına göre. O zaman bir kenarı 4'tür. O zaman karenin alanı da hemen buradan 16 birim kare olarak hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Devam edelim. 104 numaralı soruda arkadaşlar bir tane parabol vermişler bize. Sonra orada bir tane üçgen oluşturmuşlar. Üçgeni oluşturduklarında baktığımda üçgenin oluşturulma yeri parabolün kökleridir. Kökler nasıl bulunur? Sıfıra eşitlerseniz denkleminizi kökleri bulursunuz. Zaten o yukarıdaki denklemin sıfıra eşitlemiş halinde köklerimizin birini eksi bir, diğerini 5 olarak bulmuş oluyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Şurası eksi bir olmalı, şurası 5 olmalı. Tamam. Şimdi biz parabolde kökleri bulduktan sonra üçgenin alanını 12 birim kare olarak vermişiz. Şimdi üçgen alanı bulabilmek için şu yüksekliğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani tabanımız zaten belli. Eksi 1'den 5'e kadar 6 birimlik bir yer var. O zaman alan yani 12 eşittir. Tabanım 6 çarpı yüksekliğim h bölü 2'den devam edeyim. H'in arkadaşlar buradan baktığınız zaman cevabı 4 olarak çıkmış oluyor. Peki h 4 ise eğer ben bunu nasıl kullanmış olacağım? Onu da şöyle kullanmış olacağım. Tepe noktasının koordinatlarını yazıyorum arkadaşlar. Tepe noktasının koordinatları tam orta olacağına göre burası. Eksi 1 ile 5'in arasında toplam 6 birim mesafe var. Bunun yarısı 3, 3 olarak ayrılacağına göre o zaman tam 2 virgül eksi 4 olmalıdır. Neden eksi 4? Çünkü sizin tepe noktanız arkadaşlar 4. bölgede olacağından dolayı tepe noktanızın koordinatları 1'e artı 1'e eksi olmak zorundadır. O zaman ben ne istiyorum? A'yı. Ben bunu burada yerine yazarsam a'yı da bulurum. Eksi 4 eşittir a çarpı sevgili arkadaşlar 2 yazdığınız zaman buraya bu 4 olur. Diğerine 2 yazdığınız zaman 8 olur. Diğerini de yazarsam eksi 5'i eklemiş olurum. Yani eksi 4 eşittir a çarpı sevgili arkadaşlar buranın cevabı herhalde eksi 9 gibi bir şey gelecek. Yani sonuç olarak biz a'yı buradan 4 bölü 9 olarak tespit etmiş oluruz. Devam edelim. Şimdi C ve D noktalarının apsisleri toplamını soruyor. C'ler, D'ler köklerdir. Bir de şurada iki tane değer vermiş. Eksi 2,4 vermiş. Bir de 6,4 vermiş. Sevgili arkadaşlar burada dikkat çeken husus şudur.
Şimdi soru üzerinde hemen bir şey göstereyim ama renkli kalemle göstereyim. Şuradan indiğinizde 6 ama tam bunun karşılığına geldiğinizde 4 var. Buradan indiğinizde sevgili arkadaşlar eksi 2 ama yine tam karşılığında 4 var. Yani ben yukarıdaki ile aşağıdakinin paralel olduğunu söylemeye çalıştım. O zaman mevzuyu şöyle taşıyalım. Bir tane parabolden bahsediyorsunuz. Yukarıda çizdiğiniz aşağıya paralel olmuş oluyor. Sizler buralara C noktası için X1 diyelim, D noktası için de X2 diyelim, kökler olmuş olsun. Ama bir de başka bir şey daha yapmışsınız. Şurası -2 imiş. Burası da arkadaşlar 6 imiş. Bizler ne dedik? Bizler şunu söyledik. Arkadaşlar bunun tam ortasından, yani tepe noktasının olduğu yerden geçen bu simetri çizgisi, yani simetri ekseni diyorsunuz buna. Bu simetri ekseni arkadaşlar, iptal, simetri ekseni diyelim. Yine yazamadım. Gözüm ona takılmasın. Düzeltelim. Simetri ekseni arkadaşlar. Onun anlamı buydu. Şimdi simetri ekseni eşit iki parçaya ayrılır. Aritmetik dizide olduğu gibi eksi 2 ile artı 6'nın toplamının yarısı neyse x1 ile x2'nin toplamının da yarısı aynı yerdir. Yani şöyle sayı doğrusunda eksi 2 ve 6 demişiz, sonra x1 demişiz, sonra x2 demişiz. Arkadaşlar bununla bu, şununla şu demektir. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Simetrik olarak her biri tam şu ortaya göre simetrik olmuş oluyorlar. O zaman cevabımız buradan hemen sonuçlanacak. İkileri ben buradan sadeleştireyim. Kökler toplamını 4 olarak buradan bulmuş oluyorum. X1 artı X2'nin köklerinin toplamı 4'tür. Zaten apsisler toplamı kaçtır diye bu adam bize soruyu böyle sormuş oldu.